İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Güney Gazetesi 99 HES hizmete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ocak Perşembe günü ülke genelinde toplu açılışı yapılacak 99 hidroelektrik santralinden 4 tanesi Mersin'de hizmete girecek. Kalp masajıyla kocasını kurtardı. Tarsus'a bağlı Büyük Köse Balcı köyünde kalp krizi geçiren Mahir Yazlık, ilkokul mezunu eşi Tülay Yazlık'ın kalp masajı ve suni teneffüs yapmasıyla hayata tutundu. Büyükşehir Meclisi toplandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz toplantıda yaptığı konuşmada otogar sorununun Mersin'in başını ağrıtmaya devam ettiğini belirterek meclis sorumluluk alsaydı bu olayın hiçbiri yaşanmayacaktı dedi. Çukurova Gazetesi İhracat dibe vuruyor. 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde Mersin firmalarının ihracatı Türkiye ortalamasının 2 katından fazla oranda düşüş göstererek %17 azaldı ve 1,2 milyar dolara geriledi. Aylık bazda Kasım 2015'te geçen yıla göre ihracat azalışı ise %19 oranında gerçekleşti. Kadına şiddete, makyajla tepki, üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında kadına şiddeti kınamak adına erkek öğrencilere makyaj yaparak darp edilmiş görünümü verdiler. Projede görev alan kız öğrenciler profesyonel sahne makyajı yaparken erkek öğrenciler ise tüm gün okulda bu şekilde gezerek kadına şiddete dikkat çekti. Memurlarla toplu sözleşme, Silifke İlçe Belediyesi'nin 97 memurunu kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Memurların aylık gelirlerinde 400 lira artış sağlandı. Sözleşmenin imza törenine Silifke Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Turgut'la Tüm Belsen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay katıldı. Başkan Turgut, "Daha iyi şartlar sunmak istiyoruz," dedi. Yeni Güney Gazetesi süre verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, otogar işletmecisi firmaya sözleşme şartlarını yerine getirmesi için 10 gün süre verildiğini belirterek, "Otogar sorunu hem bizi hem de Mersin'i rahatsız ediyor," dedi. Mersin'de hava yağışlı olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevreleriyle Burdur'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hoş Geldin Bebek Projesi. Mezitli Belediyesi gönüllüleri Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında düzenledikleri etkinlikte minik ayaklar için tek yürek olup hünerlerini sergilediler. Hakimiyet Gazetesi. Otogar boşaltılıyor. Bir süredir yazıhane kira fiyatlarının yüksek olmasından dolayı otobüs firmalarının boykot ettiği Mersin şehirler arası otobüs terminalinde yeni bir gelişme yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 20 milyon liraya ihaleyi alan Şimşek grubuyla otobüs işletmecilerinin anlaşamaması nedeniyle otogarın tahliye edileceğini açıkladı. Bit Pazarı esnafı dert yandı. Mersin'de Bit Pazarı olarak bilinen Zafer Çarşısı esnafı, bölgedeki ticaretin canlandırılması ve fiziki şartların düzeltilmesi için yetkilileri göreve davet etti. Esnafla birlikte açıklama yapan Mersin Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Bekir Algüllü, Mersin'in çarşısını canlandırmak ve çarşıda ticaretle uğraşan küçük esnafın sorunlarına çözüm aramak için bir araya geldiklerini kaydederek, "Unutulmamalıdır ki küçük esnaf bu ülkenin can damarıdır. Ancak gün geçmiyor ki bir arkadaşımız ekonomik sebepler ve sahipsizlikten dolayı kepenk kapatmasın," dedi.
Mersin İdman Yurdu'nda sağlam dönemi, Mersin İdman Yurdu teknik adam Nurullah Sağlam'la bir yıl opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kırmızı Lacivertliler, Sağlam'la birlikte Mesut Bakkal, Bülent Korkmaz ve Hakan Kutlu'dan sonra bu sezon 4. teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.